ABD Kongresi Yunanistan'ın talep ettiği bir taarruz saldırı araçlarını satışına onay verdi. Atina yönetimi taraf olduğu uluslararası anlaşmaların aksi yöndeki hükümlerine rağmen satın alacağı araçları Ege'de kullanmaya kararlı gözüküyor. Son dönemde ilişkilerin normalleşme yolunda olduğu Yunanistan, uluslararası hukuku yine hiçe saydı. Ege'de silahlanmaya hız verdi. Atina hükümetinin geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği amfibi taarruz araçlarına Kongre'den onay çıktı. Atina hükümeti taarruz araçlarını Ege Adaları'na konuşlandırmayı planlıyor. Bu durum Türkiye ile gerilimi artırırken Doğu Ege Adaları'nın gayri askeri statüsünü de ihlal ediyor. <laughs> Yunanistan'ın satın alacağı araçlar şöyle: 63 adet amfibi taarruz saldırı aracı, 13 adet amfibi taarruz komuta ve kurtarma aracı, makineli tüfekler, el bombası fırlatıcıları ve destek ekipmanları. Ekipmanın satış maliyeti ise 268 milyon dolar. Yunanistan bu hamlesiyle deniz piyadelerinin karaya çıkması için operasyonel yeteneklerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan da satışla ilgili bir açıklama yayınlandı. Açıklamada satışın Yunanistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştireceği öne sürüldü. Bu ekipmanın önerilen satışı ve desteği bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyecektir. Bu potansiyel satışla ilişkili bir ana yüklenici yoktur sözlerine değer verildi.